Seninle böyle mi konuşuyorsun? Şöyle dur Lubov. Yapma bana. Mikrofonu alacağım. Mikrofonu alacağım ya. Aloha. Bir daha diyeyim. Aloha. Sen de demek ister misin Steph? Aloha. Aloha. Bugün Marmaris'teyiz arkadaşlar. Yanımda gördüğünüz kişi Steysha, benim manevi annem, ikinci annem kendisi. 11 yaşından beri beni tanıyor, beraberiz. Birlikte güzel günlerimiz oldu, iyi günlerimiz de oldu, kötü günlerimiz, zor günlerde de birbirimizin yanında olduk. Ve 11 yaşından beri hani Steysha hep Türkiye'ye, işte İstanbul'a gidip geliyordu. Moldovalı normalde, Moldova'da doğdu, büyüdü. Ve ben bugün açıkçası böyle bir videoyu beraber çekelim istedim. Çünkü siz hem hani Steysha'yı tanıyın istedim. Ve de kitap düzenleme videosundan zaten hatırlayanlarınız vardır. Eminim onu beraber çekmiştik. Ya, ilk videon değil. İlk videom değil. Evet. O yüzden de hem Steysha'yı bir tanıyın istedim. Hem de ona ben böyle sorular soracağım. Ve o şekilde de kendisi de anlatmak istediği kadar anlatır. Öyle bir video çekelim. Böyle bir hatıra olsun ve siz de tanışın istedim. Umarım açı falan iyidir. Yani birkaç kere deneme yaptık. Açı iyi mi, ışık iyi mi falan diye. Umarım her şey yolundadır, güzeldir, güzel olduğunu düşünüyorum. Şimdiden keyifli seyirler diliyorum. Steysha'cığım hoş geldin. Hoş buldum canım. Nasılsın? İyiyim. Vallahi burası çok güzel. Yani denize girip çıkıyoruz falan. Havalar güzel. Havalar çok sıcak sadece. Ve umarım denize girmek isteyen herkes bu yaz bol bol denize girer. Yani ayıptır söylemesi, denizlere giriyoruz, çıkıyoruz her gün. Güzel oluyor. Zaten Marmaris çok güzel bir yer. Evet, vallahi güzel, sıcak. Ama biz şimdi Moldova'ya gidelim. Tamam. Öncelikle sen biraz kendinden bahsetmek ister misin? Nerede doğdun? Hani nerede büyüdün? Biraz istersen ondan bahset. Sonra biz nasıl tanıştık onu biraz anlat. Ya doğdum ben Moldova'da. Zaten biz geliyoruz Gagavuz Türklerinden. Evde konuşuyoruz Türkçe ama okulda Rus okulunu okuduk. Ana dilin Rusça zaten. Evet, ana dilim Rusça ama Türkçe'de çok iyi konuşuyoruz. Çünkü %80'i Türk dilimiz. Moldova'da. Moldova'da evet. Gagavuz olduğumuz için yani Türklerden. Gagavuz Türklerinden yani. Evet. Ya yani 1794'te göçmüşler Türkler Gagavuz'a, Moldova'ya falan. 300 aile falan, onlardan geliyoruz biz. Şimdi bir de Steysha'nın, hani ben böyle biraz hızlandırarak anlatayım diye bazen söze gireceğim. 94 yılına kadar Sovyet Birliği'ndeydi Moldova. 94'te dağıldı değil mi? Evet. Sen 94 yılına kadar anaokulu öğretmenliği yapıyordun. Evet. Çocukları çok sever. Evet. Kendim de 3 tane çocuğum var. Torunları var. Torunlarım var. 2 kızım var. 1 oğlum var. Çok. Ben yok muyum? Sen varsın. 3 kızım var. Ha, 3 tamam. 3 kızım var. Bir tane de oğlum var. Zaten hem büyüsensin. Aynen. Sonra Nina geliyor. Evle ve Maxim. 94 yılına kadar sen Sovyet Birliği'ndeydin Moldova. Orada anaokulu öğretmeni olarak zaten çalıştın. Ondan sonra parçalandı tabii. Evet. Rusya parçalandığı için zaten işler kapandı falan. 2-3 kreş anaokulundan bir tane kaldı. O yüzden biz işsiz kaldık. Ve mecbur kaldık. Yani bir yere yurt dışına çıkma, çalışma. Bu tabii sadece Moldova'da olmadı değil mi? Yok. Ya zaten herkes, yani 15 ülke, Sovyet Birliği'nde 15 ülkemiz vardı. Herkesi dağıldığı için zaten bak Türkiye'de, Türkmenler'de, Uzbekler'de, Azerbaycan'dan herkesi, yani Ukraynalı, Rusyalı. O yüzden bizim dilimiz uyduğun için biz Türkiye'yi seçtik. Geldik. Sen 99'da mı geldin? Evet, ben 99'da Haziran ayında. İlk bize geldin o zaman. Yok, bir ailede 6 ay çalışmıştım. Orada ama 99'da geldim bize, evet, değil mi? 99'un sonunda geldim size. 99'un sonunda arkadaşlar ben 11 yaşındaydım. Ve
benim hani çocukluğum zorlu geçmişti kısaca ve 11 yaşında çok insan olmuştu senden önce zaten hani. Ve ben böyle şeydim. Bu arada bu mikrofonu tutuyorum. Yaka mikrofonu olduğu için bu hani ben konuşurken ben Stacia konuşurken Stacia'yı tutacağım. Parantezi kapadım. Şey diyeceğim. Stacia'dan önce hani annem çok yoğun çalıştığı için ve babam annem işte ayrı olduğu için hani annem evde olmuyordu. O yüzden böyle değişik değişik hani insanlar geliyordu evimize. Ben de anlaşamıyordum öyle. Zaten bana da hani iyi insanlardı tabii ki eminim ama böyle çok hani ilgili değillerdi sonuçta benimle. Öyle olunca ben de zaten hiç yani iyi yani böyle nasıl diyeyim rahat hissedemiyordum onların yanında. Çocuğum zaten. Stage'e gelince hatırlıyorum benim tokalarım vardı. Hatırlıyor musun? Evet, yani sen koleksiyon tokası. Ya hayatımda ilk sıra o kadar toka görmüştüm. 4-5 sepet Ya tokalarım vardı, o vardı. kadar çok vardı ki. Ve sen onlarla ilgili bana soru sormuştun ilk, onu Ya evet, ben senin görüncesine zaten çok ısındım. Kızlarım olduğu için, seni kızım olarak gördüğüm için yani sana çok ısındım. birbirimize çok ısındık. Ben de sana. Evet, o yüzden yani zaten nasıl davranacağım, nasıl şey yapacağım sana artık çocuklarla şeyim olduğu için, İlişkin zaten ilişkim vardı. olduğu için yani seninle de kolay ilişki kurabildim. Kurduk. Bir de şöyle bir şey var yani ben hani çocukken zordum, bayağı zordum. Çünkü Evet. çok yalnız büyümüştüm. İşte annemin çok yoğundu biliyorsun hani gece geliyor, Evet, sabah biliyorum. gidiyor. Baba ile ilgili bir şeyler falan filan. Ve Stacia bana çok zaten çok sevgi dolu. Yani çok bir de dokunmatiksin sen. Hani böyle dokunmayı Evet, seviyorsun. evet. Ben de dokunulmayı çok severim. Benim de annem çok sarılmıyor biliyorsun. Hani onun da sevgi dili hani dokunmak değil. O da hizmet etmeyi seviyor. Neyse dolayısıyla da işte Stacia gelince böyle bana hani şöyle gözlerinize bakıp vardır ya nasılsın, iyi misin? Hani onu Evet. sorunca beni böyle çok etkilemişti. Yani çok sadece onu çok sevdiğimi ve onun seninle çok iyi anlaşacağımızı ben zaten biliyordum. Ondan sonra da yani her zaman tabii ki de maddi olarak bir kazanca ihtiyacın var tabii ki de ama yani bu kadar sene o kadar yani benim manevi annem olacak kadar bir bağ olmasa aramızda zaten hani para işin çok basit bir kısmı o Evet. zaten birçok farklı şekilde hani birçok yerden Kazanabilirsin. kazanırsın. Evet. Ama hani bizim bilmiyorum çok bence güzel bir bağımız oldu. Sen beni biraz anlatmak ister misin bilmiyorum merak edenler varsa eğer hani. Ya vallahi sen zor bir çocuktun. Nasıl? Herkese açmıyordum kendimi, onu biliyorum. Evet. O yüzden de bana zor gelirdi. Yani seni açma, Tepkiliydim ben. evet, sen çok tepkiliydin. Yani bir anda şey yapardın, moralin yükselirdi, düşerdi Evet. bir anda. O yüzden yani ne bekleyeceğim senden, çok şey, Temkinli. tepkinliydin. Yok, sen temkinli yaklaşıyordun. Temkinli Evet. Galiba onu demek. yaklaşıyordum. Ama zaman geçtikçe yani zaten o kadar iyi tanıdım seni, o kadar yakın hissettim kendimi Ya ben de. sana. O yüzden yani bir bakışın bana yeterdi yani. Evet. Bir baktın, ben biliyordum ne istiyorsun sen, ne diyeceksin sen falan. Yani o kadar içime girdin, o kadar şeyime, Tanıdık böyle. tanıdık oldun Evet. yani. Bir de şey var tabii hani siz bilmiyorsunuz. Stacia birçok şeyi biliyor da hani benim babamla olan ilişkimde çok ondan kaynaklı birçok sıkıntı ve sorun vardı. Ve dolayısıyla da hani idare etmek kolay olmuyordu ya. Öyle de bir durum vardı hani arkadaşlar diyeyim. O yüzden de zordu yani birçok şey. Ben hep şeyi hatırlıyorum Steyşa. Bir de ben kiloluydum eskiden. Yani yine biz şu anda hala 4-5 kilo fazlan var mı hatırlıyor musun? Bir ara Bilmiyorum. bayağı kiloluydum. Evet. Ortaokul zamanımdı galiba. Hani ortaokulu falan geçmiştim. O zamanlarda Steyşa bana hep el lezzeti çok iyidir. Çok iyi senin el lezzetin. Teşekkür Domatesli pilav. Ortaokuldan her geldiğimde domatesli pilavını yerdim. ederim. Ya bir de çok top kek çıkmıştı Ay önüne. evet. Bir Vallahi ara... dolaplar ya nereden sıkırlar top kekten, nasıl? Evet. Yani çok severdin ama son bir ara çok şey yaptın Aynen kardeşim. öyle. Aynen.
Peki bir şey söyleyeceğim. Konudan konuya oluyor arkadaşlar ama artık zaten beni bir süredir tanıyorsanız bence buna alışmışsınızdır. Çünkü olabildiğince böyle kısa zamanda, yani kısıtlı zamanda çok soru sormak istiyorum. Şey sana sormak istiyorum, onu merak ettim. Moldova ile Türkiye arasında fark var. Ben bu arada Steisha'yı ziyarete gittim. Sen böyle bir köyde yaşıyorsun. Moldova'da Evet. çok güzel bir yer. Belki bir gün bir daha gelirsem bloglarım hatta. Tamam. Türkiye ile özellikle hani İstanbul büyük bir şehir. İlk geldiğinde ne hissettin? Nasıl hissettin? Arada farklar var mı? Bilmiyorum. Belki Kişinev'le de kıyaslanmak istersen. Yok zaten İstanbul bütün bizim memleket Moldova İstanbul kadar. Evet, doğru. O yüzden Küçük. yani çok büyük şehirdi. Yani çok iyi hatırlıyorum. Yani zaten sizin insanınız çok tatlı dilli. Evet, Yani yardımsever. yardımsever. Yani her dakika teşekkür eder, yardım eder falan. Yani çok hoşuma gitmişti. Bizim insan biraz daha katı diyebilirim. Rus olarak genelde, Evet. ama Ruslar daha katı diyebiliriz, değil mi? Evet. Disiplinli. Daha disiplinli. Evet. Türkler biraz daha tatlı dilli diyeyim sana. Evet. O yüzden çok hoşuma gitti. Zaten İstanbul çok güzel bir yer. Hı. Hayatımda ilk gördüğümde aşık olmuştum. Zaten Ortaköy'de Boğaz Köprüleri o kadar güzel ki. Aynen, çok Yani güzel. bayılıyorum. Steisha, senin hayatın zor mu oldu? Yani bana hani hayatını anlat dediğimde, yani nasıl, mesela 94'e kadar nasıl bir hayatın vardı? Çünkü bana sen söylemiştin bir kere, işte hayatta çok daha farklıydı, çok daha varlıklıydınız falan diye. Evet. Sonra çok değişti diye. Biraz onu anlat istersen. Ya önceden kocamın işi vardı. Siroja kocası Evet. Steisha'nın. Benim kendi işim vardı. Yani Kocan ne yapıyordu? ya kocam trenlere yol açıyordu Ha, falan. doğru, hatırlıyorum. Çok iyi işi vardı. Çok iyi para kazanardı. Ama Sovyet Birliği benim de işim iyiydi. Paramız vardı. Yani evimizi yaptık. Ama Sovyet Birliği dağıldıktan sonra işimizi kaybettik. Ben kaybettim kocam. Sovyet Birliği'nde o bütün para 15 ülkeye dağıtılıyordu, değil mi? Evet, Devlet ediyordu evet, gibi bir şey. evet, evet. Ondan sonra Sovyet Birliği dağılınca o sistem dağıldı. Çöktü. Çöktü. Yani bilmeyenler için bu arada, hani Sovyet Birliği arkadaşlar 94'e kadar dediğimiz gibi vardı ve devlet hep para veriyordu ama siz de çalışıyordunuz Evet, tabii biz ki. çalışıyorduk. Devlet bize para. Yani yarınki günümde çok yani biliyordum hastaneye gitsem tedavim Göreceksin. bedava. Hı. Yani biz çalıştığımız için yani hep okullar bedava. Ama ondan sonra çok şeyler değişti. Mesela hastaneye gitmek için para lazım, işimiz yok. Çok zorlaştık. Bir de o zamanlarda, yani biraz istersen böyle gel canım bu arada. İyi miyiz şu anda? Şeyi diyeceğim. O zamanlarda Moldova'da çok az kazanıyordunuz, değil mi? Mesela Moldova'da atıyorum ayda ne kadar kazanıyordunuz? Türkiye'de hani genel olarak böyle aşağı yukarı ne kadar kazanıyordunuz? Yani Raya doktordum mesela, evet. o bile. Yani 5 katını 6 katını daha fazlasını kazanardık. O yüzden yani çocuklarımızı ailelerimizi bırakıp buraya geldik. Ve Kazandı. kadınlar daha kolay Evet. iş buluyordu, değil mi? Kadınlar daha kolay iş buluyordu ve aile içine giriyorduk. Daha rahat bizim için. Erkekler daha zor. Şöyle bir durum oluyordu. Hani tabii kadınlar evde çalıştığı için temizlik işlerinde, işte yatılı olarak tabii zaten Evet. kalıyordunuz. Hani Türkiye'de çok daha rahat bir şekilde iş buluyorlardı, ama bir de Moldova özellikle, hani diğer ülkeleri ben çok iyi bilmiyorum ama Moldova'yı senden dolayı iyi biliyorum. Hani gerçekten çok çok az ödeyebiliyordu, değil mi? Evet. Diğer ülkelerden de gelenler vardı. Yani Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan, oralardan Azerbaycan. da çok, Evet, Azerbaycan'dan da. yani vallahi maaşımız çok küçüktü. Ama Sovyet Birliği'nde olduğu için bize yetişiyordu kardeşim. Yani nasıl diyeyim sana, ekmek parası çok az yiyorduk. Her şey bize yetişiyordu. Ama sonra hepsi Allak bullak oldu. evet yani zaten hepsinin şeyi de aile nasıl diyeyim? Dur şimdi.
Rusçasını söyle Steş. Anlarız biz. Ben bu arada Steş'a'dan dolayı hani 11 yaşından beri hep benimle ara ara Rusça konuşuyorsun, evet, ya. Evet. Olmayan Rusçamı geliştirdim. Biraz biliyorum yani Rusça. Benim yanımda hep konuşurdun ya sen çünkü Rusça. Evet evet. Tepe ya. Taklak oldu. Tepe taklak oldu. Hakikaten tepe taklak oldu. O yüzden yani zaten aile şeyimiz de bozuldu. Düzenin. Düzenim, çocuklarımı, kocamı bırakıp buraya geldim. Ama gene de çok güzel bir aileye girdiğim için memnunum. Yani arkadaşlar, ben gidersem bir daha Moldova'ya zaten size vloglarım. Oraları sizin de görmenizi isterim. Bu arada Moldova'nın zaten başkenti Kişinov. Ama Steisha dediğim gibi böyle bir köyde oturuyor. Kişinov'a 45 dakika mı uzakta hatta? Ya o 2 saat. 2 saat uzaklıkta trenle. Ben 2 kere 3 kere falan geldim hatta. Değil evet. mi? Bir kış zamanı gitmiştim. Bir de böyle bir bahardı. Evet. Kışı sen çok iyi hatırlıyorsun. Çok soğuktu. Uf, çok üşüyorum. Bir de orada kışlar hani bizdeki kışlar gibi değil. Bayağı ayaz oluyor. Evet. Bir de Steisha'nın bu arada tabii burada hani her şeyi konuşamıyoruz. Bir de kendisi normalde çok konuşkandır ama tabii hani sen evet. de alışık değilsin kamera evet, görünce. Kesinlikle. Şeyleri falan da aslında anlatsan süper olurdu da artık ne yapalım. Hani hatırlıyor musun? Bana diyordun Sibirya'da çalıştım demiştin. Evet, kocam Sibir. Evet, -40 -60 oluyordu. Çıktıklarında böyle kirpikleri falan donuyormuş. Evet. Ya sanki kıra bile düşmüş. Bimbeyaz kirpikler falan. Yani cildim böyle iğne iğne. Batıyor soğuktan batıyor falan. Bir de ben o zaman mesela gidiyoruz çok soğuk ve donuyorum. Stage'e çok soğuk diyorum. Bu soğuk mu sen de falan diyordun evet, yani evet, böyle. Evet. O yüzden değişik oluyordu aslında. Başka Steisha'cığım, yani düşünüyorum sizin merak ettiğiniz bir şeyler de var mıdır ya da olabilir mi diye. Varsa arkadaşlar bu arada yorumlara yazın. Bilmiyorum, belki başka bir zaman başka bir videoda gelir. Ama ben izleseydim neyi merak ederdim diye düşündüğümde şunu merak ederdim sanırım. Şansın olsaydı böyle bir hayat mı sürmek isterdin, yoksa hiç Sovyet Birliği dağılmasın ve ben böyle bir hayat yaşamamış olmayı dilerdim mi derdin mesela, bunu merak ediyorum. Ya vallahi çok, yani Sovyet Birliği dağılmasını istemezdim. Kesinlikle. Birçok insan zor durumda kaldı çok çünkü. Zordu. Yani çoğundan çoğu yukarıdılar. Yani çok az insan kendi hayatına aynı şekilde devam etti. Yani kim yurt dışına çıkmadı, yoksulluk çekti falan. O yüzden. Peki başka söylemek istediğim bir şey var mı diye sorayım. Ya sana çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Bile bir fikir aklına geldiği için, beni şey yapmak için. Konu kaldığım için. Konu kaldı. Steisha Türkçen iyiydi. Ne oldu Türkçen? Steisha Türkçesini unuttu ya. Vallahi kardeşim. Sıcaktan arkadaşlar. Böyle ya tiyirledim ya. Çok sıcak. Evet, bir de klimayı açamıyoruz. Burada klima var. Size ses gitmesin diye. Steisha'cığım burada bir de ya, bayağı. Ya tiyirler içinde şöyle şıkır şıkır. Şıkır şıkır şey. Aynen canım. O zaman bitirelim burada. Yani umarım keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Dediğimiz gibi ben de heyecanlıydım. Ve biraz da spontan bir video olmasını istedik. Çünkü yani Steisha biraz utanıyordu önceden. O yüzden ya böyle zaten, seni germek istemedim. Ha? Ya zaten utanıyorum falan. Hep düşünüyorum ne sorula soracaksın, ne söyleyebilirim falan. Özel hayatına da tabii ki girmek istemediğim için özel hayatınla ilgili sorular sormak istemedim zaten hani. Ama sonuç olarak iyi ki varsın. Seni seviyorum. Şimdi kamerayı kapatıp sarılırız diyeceğim. Ya. Seni çok seviyorum. Ben de. Bu video vesilesiyle bir de şunu söylemek istiyorum. Gerçekten arkadaşlar hani şeyi söyleyebilirim herhalde. Hani sen kocanı kaybettin ya. Hani şunu söyleyeceğim. İstiyorsan keseriz bu arada. Sıkıntı yok. Tamam. Şimdi böyle bir durum olduğu için sevdiğin insanlara sevdiğini söylemek çok kıymetli değil mi? Çok kıymetli. Kendine. O yüzden çok. Hani bu kocanız da olsa, çocuğun da olsa, arkadaşınız da olsa hani anılar biriktirmek. Ben hep onu diyorum Steş'cim. Evet. Ve zamanı kaybetmemek. Evet. Hissettiğin Aynen. Zaman sevdiğini söylemek falan. Evet ve sen bunu zaten
yaşadın. Stage'e bazı şeyleri insanlar hani geçmişi düşündüğünde onu öyle mi yapsaydım, onu böyle mi yapsaydım diyor. Ama bence belki de önemli olan elinden gelenin en iyisini sen de yaptın. Çocukların için en iyisini. Herkesin elinden gelenin en iyisini yapması. Değil mi? Evet. Yeah. Ya hem ağzından çalıştım hem iyisini yapmaya. Çok güzel de çocuklar yetiştirdin. Evet. Çok güzel çocuklarım var. Sen de birinden on. Ya. Ya o yüzden Allah'a şükür etmek lazım Kadriye. Bu videoyu da arkadaşlar Station'ın kocası Sirojan'ın anısına kapatalım o zaman. Teşekkürler. Bizi orada bir yerlerde izliyorsa duygulandım ben de. Onun da mekanı cennet olsun diyelim. Allah kabul etsin. Evet. Birileri gidiyor, birileri kalıyor. Hayatta böyle bir şey işte. O zaman eğer bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, bizi sevdiyseniz, beni sevdiyseniz, bizi sevdiyseniz abone olup bildirim zilini açarsanız çok mutlu olurum. Açsınlar mı Stacey'cim? Açsınlar. Vallahi. Beğendiyseniz işaret. Aynı zamanda Instagram'dan takip etmek istiyorsanız buraya ya da oraya bir yerlere koyacağız. Oradan da bakabilirsiniz. Sorularınız varsa Stacey'a da yani ya da bu video ile ilgili yorum olarak bırakabilirsiniz. Ya da bu tarz kesinlikle böyle videolar istiyorsanız başka insanlarla da belli olmaz konuklu. Ben konuklu video çekmeyi çok seviyorum Stacey'a. Ama çünkü konuşmayı seviyorsun, insanı tanımayı seviyorsun. Anıların olmasını da seviyorum. Evet, diğer insanlarla çok güzel tanıştırmayı bir şey da seviyorum. Çok güzel bir şey ya. Arkadaşlarımızla, takipçilerimizle, dostlarımızla. Evet. O yüzden ama eve de davet edemiyorsunuz ki arkadaşlar. Bir de ben bu yine böyle mikrofonu hala tutmayamıyorum. Şey diyeceğim hani eve davet edemiyorum ya ben. Hani sonuçta pandemiden dolayı nerede konuklu video çekeceğim değil mi? Online yapamadım, denedim. Online olmadı. Artık bakalım pandemi yavaş yavaş bitince çekeceğiz. Böyle. Çok teşekkürler. Ben de teşekkür ederim canım. O zaman şimdiden güzel bir yaz olsun diyorum. Gerçi bu videoyu izlediğinizde büyük ihtimalle Ağustos sonu falan da olabileceği için artık hangi aydaysak, hangi mevsimdeysek güzel bir zaman olsun, sene olsun diyoruz. İyi ki varsınız. Kocaman mahalo diyorum ben. Tutmak ister misin? Şöyle yapıyorum. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere diyelim. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ama çok sıcak. Vallahi çok sıcak. Evet, Stacey sıcak. Ay. Ya tripodlanca bu kadar. Nereye bakacağım ki? Şuraya bakıyorum. Söylemek istediğin başka bir şey var mı? Yok canım. Hoşça kalın.